aşağıdaki ipuçları hangi şekle aittir? Soru bu. Bunlar bize verilen ipuçları ve bu ipuçlarının hangi şekle ait olduğunu bulmamızı istiyorlar. Birinci ipucunda şeklin bir dörtgen olduğu bilgisi verilmiş. Dörtgen demek, dört kenarı var demek. Şimdi gelin bu ipucunun bu şekillerden hangisine ait olduğunu bulmaya çalışalım. Birinci şeklin 1, 2, 3, 4 kenarı var. Demek ki bu bir dörtgen. İkinci şeklinde 1, 2, 3, 4 kenarı var. Demek ki bu da bir dörtgen. Üçüncü şeklin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı olduğu için bu şekil bir dörtgen değil. Bu bir altıgen. İpucu bu şekle ait olmadığı için bunu eledik. Son şeklin ise 1, 2, 3, dört kenarı olduğu için bunun da bir dörtgen olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ipucunu değerlendirdikten sonra elimizde hala üç tane seçenek var. Birinci, ikinci ve dördüncü şekil hepsi dörtgen. Üçü de dörtgen. İkinci ipucunda şeklin dik açısı olmadığı söylenmiş. Dik açılar 90 derecelik açılardır ve geometride böyle bu şekilde iki ışının arasına çizilen bir kare ile gösterilirler. İki ışının arasında kare. Evet, şimdi dik açıların nasıl gösterildiklerini öğrendik ve şekillere baktığımızda birinci şekilde iki tane dik açı var, değil mi? Birisi burada, diğeri de burada. Bu şeklin dik açıları varsa bunu eleyeceğiz. İkinci şeklin dik açısı yok. Güzel. Ve dördüncü şeklin de yok. O zaman birinci ve ikinci ipucuna uyan iki şeklimiz var. Bu iki şeklin ikisi de dörtgen ve ikisinin de dik açısı yok. Evet, devam edelim. Son ipucunda ise şeklin dört kenarının birbirine birbirlerine eşit olduğunu söylemişler. İkinci şekle baktığımızda alttaki ve üstteki bu iki kenarın, bu iki kenarın diğerlerine göre daha kısa olduğunu görebiliyorsunuz, değil mi? Kenarlar aynı uzunlukta olmadıkları için bu şekli de eledik. Evet, geriye sondaki şekil kaldı ama şeklin bu ipucuna uyduğundan emin olalım. Evet, kenarlar eşit uzunlukta gibi görünüyorlar ama buna ek olarak kenarların üzerine bir de bu çizgileri eklemişler. Buna benzer işaretler gördüğünüzde bu işaretleri taşıyan kenarların birbirine, birbirlerine eşit olduklarını anlamanız gerekiyor. Buradaki dört kenara da aynı işareti koyduklarına göre kenarların aynı uzunlukta olduklarından eminiz. O zaman dördüncü şekil bütün ipuçlarına uyuyor. Bir dörtgen, dik açısı yok ve bütün kenarları eşit uzunlukta.